Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Seyirci sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Güncel sorular elime ulaştıkça sizlere ulaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Seyirci 3 ve 4'te sizlere çıkabilecek güncel sınav soruları 25 adet. Mutlaka çözün. Seyirci 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklardan faydalanmak için katıl butonuna mutlaka katılın arkadaşlar. Hem uygulama sınav sorularını hem de yazılı sınav sorularını mutlaka güncel sınav sorularını çözün. Sınavlarınızda kalmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Evet, Serice nedir? Serice Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Mesleki yeterlilik belgeleri 5 çeşittir. Serice 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı, Serice 2 Yurt içi yolcu taşımacılığı, Serice 3 uluslararası yük ve kargo taşımacılığı, Serice 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, Serice 5 tehlikeli madde taşımacılığını yapan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir arkadaşlar. Sorularımız Milli Eğitim müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmakta olup arkadaşlar 40 soru soruluyor. Serice yazılı sınavlarında başarı 70 ve üzeri alanlar. Yani 28 soru net yaptığınız zaman 70 puan alıyorsunuz. Sınavda yanlış cevaplar doğruları götürmediği için boş bırakmayın lütfen. Süremiz 60 dakika. Yazılıdan sonra uygulama sınav soruları soruluyor. 3 adet soru soruluyor. İkisini doğru cevaplayanlar uygulama sınavını geçmiş sayılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi gurur tablomuzda öğrencilerin almış olduğu notları açıklamaya devam ediyoruz. Sizlerin de sınav sonuçlarınızı bize gönderirseniz bu şekilde yayınlayacağım arkadaşlar. Öğrencilerin mesajlarında Deniz Tekeş. Aynı zamanda Deniz üyemiz arkadaşlar. Yani üyelere özel sorulardan başarılı bir şekilde geçen arkadaşlardan birisi. Serice 1'de katıldığım sınavda 85 almıştım. Bugün ise Serice 3 için sınava girdim, 90 aldım. Bu kazandığım her iki Serice okumakla değil, sizin videoları izleyerek başarı elde ettim. Çok teşekkür ederim. Başarılar hocam demiş. Ne demek Deniz? Ben tebrik ediyorum. Çok sevindim. 85, 90, 100 uygulamadan 100 almış tabii ki. Onu da söyleyelim. Güzel puanlar arkadaşlar. Sizi de gurur tablomuza tabii ki ekliyorum. Serece 1 ve Serece 3'ü almak çok güzel. Serece 2 ve 4'ü almış sayılıyorsun. Belgelerini kazasız günlerde kullan Deniz. Sana da yine 3 yıldız verdim. Kazasız günlerde kullan. İkinci gurur tablomuza gelen mesaj arkadaşlar. Yine yeni gelen mesajlardan birisi. Uğur Sağnak, Serici 3 sınavına 15 gün önce 95 aldım. Uygulamadan 100 aldım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Uygulama sınavında çıkan soruyu sizlerle paylaşayım. Bir, cenaze aracı ile ilgili belge. 2, tır çekici senelik muayenesi. 3, tırın önden ve arkadan çıkan fazla yük kurallarını sormuşlar. Basit sınava 4 gün kala bol bol test çözdüm. Ve bol bol bu tür videolar seyretmek bu arada seyirci sınav çok kolaydı demiş. Evet. Uğur, tebrik ediyorum. Çok sevindim. 95-100 puan çok güzel puanlar. Sizi de yine gurur tablomuza ekliyorum. Serici 3 belgeni kazasız günlerde kullanman dileğiyle. Bol kazançlar Uğurcuğum. Evet arkadaşlar, sorulara geçelim yavaş yavaş. Yurt içinde yük taşıyan kamyon şoförü hangi mesleki yeterlik belgesini alır? Serece 1, Serece 2, Serece 3 ve Serece 4. Arkadaşlar Serece 1 uluslararası yolcu, Serece 2 yurt içi yolcu, Serece 3 uluslararası kargo eşya, Serece 4 yük ve
eşya taşıyan yani yurt içinde değil mi? Serece 4'ü alması gerekiyor. Kamyon şoförü yük taşıyacaksa yurt içinde. Evet, hemen ikinci sorumuza geçelim. Çok çok önemli sorular. Tır karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla kaç gümrük işlemi yapılır? 1, 2, 3, 9. Evet arkadaşlar, en fazla kaç gümrük işlemi yapılır? Tabii ki 4 gümrük işlemi yapılır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Bu soru serece 3 ve 4'te çıkar arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bütün serecelerde çıkacak bir soru. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde, B. Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, C. Motoru bakımdan geçirildiğinde, D. Sahibi değiştiğinde. Evet, muayene süresi dolmasa bile özel muayene zorunluluğu nereden kaynaklanır arkadaşlar? Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğü zaman, değil mi? Üçüncü sorumuz Adana seçeneği doğrudur. Tüm serecelerde gelir. Dördüncü sorumuz aşağıdaki araçlardan hangisi ile yapılan taşımalar Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamı içindedir? A. Belediye otobüsü, B. TV'lere ait naklen yayın aracı, C. Cenaze taşımak için imal edilmiş araç, D. Ambulans. Tabii ki burada belediye araç otobüsü Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamı içerisindedir arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz. Eşyayı taşımacıya teslim eden gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiye ne denir? A. Taşımacı, B. Gönderen, C. Taşıma komisyonu, D. Şoför. Bakalım arkadaşlar. Tabii ki burada eşyayı taşımacıya teslim eden gönderileni ve belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişi kimdir? Gönderendir. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarsa muhtemel sebebi ne olabilir? A. Arka lastik havaları düşüktür. B. Arka lastik havaları yüksektir. C. Arka lastiklerden birisi patlaktır. D. Arka amortisör patlamıştır. Bu soruda yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi, hem uygulamada hem yazıda çıkıyor arkadaşlar. Arka lastiklerden birisi patlamıştır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuza geçelim. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan, çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır? 61, 62, 63, 66. Evet arkadaşlar, 26 yaşla 66 yaş arasında şoförler olması gerekiyordu. Denizli seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. C. Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. D. Sürekli şerit değiştirerek, slalom yaparak araç kullanması. Evet arkadaşlar, çok tehlikelidir değil mi? Yani kazaya sebeptir. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak çok tehlikelidir. Denizli seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 ay, B. 3 ay, C. 6 ay, D. 1 yıl.
3 ay kalabiliyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza geçelim. Tır taşımacılığının sona erdiği yerdeki akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Hareket gümrük idaresi, B. Yol boyu gümrük idaresi, C. Varış gümrük idaresi, D. Erenköy gümrük idaresi. Tabii ki burada bakın tır taşımacılığının sona erdiği yerdeki akit taraflardan birine ait gümrük idarelerini tabii ki varış gümrük idaresi ifade eder. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza geçelim. Kendi eşyasını kendi aracı ile taşıma yapacak ve ticari taşıma yapmayacak işletmeler aşağıdaki hangi yetki belgesini almak zorundadır? K1, K2, K3, K4. Evet. K2 yetki belgesini almaları gerekiyor arkadaşlar. Kendi eşyasını kendi aracıyla taşıma yapacak kişiler K2 belgesi alması gerekecek. Bunlar tabii ki ticari taşıma yapamazlar. Evet. Bursa seçeneği 12. sorumuza geçelim. Arızalı fakat freni bozuk olmayan araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir? 30, 25, 20 ve 15 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar 20 değil mi? Evet. Cevabımız 20 olacak. 13. sorumuz. Tır sistemi içinde taşıma yapacak taşıtlar için yetkili gümrük idarelerinden alınacak taşıt onay belgesi uygunluk kaç yıl geçerlidir? 2 yıl, 4 yıl, 7 yıl, 9 yıl. Tabii ki arkadaşlar 2 yıl geçerlidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 14. soru tır sistemine göre güzergah kat etme süresi kış döneminde ne kadardır? A 12 saat, B 24 saat, C 48 saat, D hava yol coğrafi koşullara göre belirlenir. Tabii ki arkadaşlar tır sistemine göre güzergah kat etme süresi kış döneminde hava yol coğrafi koşullara göre belirleniyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 15. sorumuza geçelim. Bu tarafı yukarıya gelsin şeklinde de yorumlanabilir. İki ok işaretinden oluşan bu sembol ambalajın dikey olarak hangi yönde konulacağını gösterir. Ambalajın karşılıklı olarak her iki tarafına yapıştırılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi sembol ambalajın üzerinde yer almalıdır? Bakın dikkat edin. İki ok yukarı bakıyor değil mi? Burada Bursa seçeneğidir. Hemen 16. soruya geçelim. Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Hızını artırmalıdır. B. Kesinlikle fren yapmamalıdır. C. Hızını azaltmalıdır. D. Mümkün olduğunca yüksek videste hareket etmelidir. Tabi burada hızını azaltması en doğru işlemdir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı 3. kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geri alınır? 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl. Evet arkadaşlar bilindiği gibi şoförler 0,20 hususi araçlarda 0,50 promil alkollü sayılıyor. Üçüncü kez alkollü olduğu tespit edilen sürücülere tabii ki 5 yıl süreyle ehliyetleri geri alınıyor. Gerekli para ve puan cezasına çarptırılıyorlar. Hemen 18'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tır sisteminin avantajlarından biridir?
A şehirler arası taşımayı kolaylaştırır. B yurt içi taşıma evraklarını azaltır. C ulusal garanti sistemi yerine geçer. D mühür ve dış koşul muayenesiyle yetinilir. Evet, tır sistemi avantajlarından biridir diyor arkadaşlar. Bakın, tabii ki mühür ve dış koşul muayenesiyle yetinilir. Denizli seçeneği doğru cevap. 19. soru. Aracın gürültü seviyesi standardını gösteren ve çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı nedir? Euro 2 belgesi, UBAK belgesi, yeşil belge, L belgesi. Tabii ki arkadaşlar, firmalar çekici ve kamyon imalatçısı firmalar tarafından verilen belgenin adı L belgesidir. Denizli seçeneği doğru cevap. 20. soruya geçelim. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi lojistik firma yetkilisinin yükleme yaparken dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer almaz? A. Bir arada dağıtımları zararlı olan ürünler aynı araca yüklenmemelidir. B. Tüm paketleri açarak kontrol eder. C. Ağır ürünler alta, hafif olanlar ise üste konulmalıdır. D. Teneke ambalajlar arasına teması engelleyecek malzeme konulmalıdır. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz tüm paketleri açarak kontrol eder nedir? Değil mi? Yanlıştır. Evet. Yükleme yaparken dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer almaz. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 21. sorumuza geçelim. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak sebebiyle ceza yazılan sürücülerden suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ederlerse sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. 10, 5, 3 ve 2 şeklinde verilmiş. Tabii ki 5 yıl değil mi arkadaşlar? Evet. 5 yıl süreyle eğer aynı kuralı 5 defa ihlal ederlerse 1 yıl süreyle geri alınıyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 22'ye bakalım. Ticaret odasından alınan tır karnesinin veriliş tarihinden itibaren geçerlik süresi kaç gündür? Çok çok önemli arkadaşlar. Sereci 3 ve 4'te çıkar. 30, 45, 60 ve 90 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar, ticaret odasından alınan tır karnesinin veriliş tarihinden itibaren 60 gün süreyle geçerli oluyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. soru. Üzerinde silinti veya kazıntı bulunan tır karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? Bakın, tır karneli gümrük işi kabul edilir, işleme alınır, kabul edilmez, kullanılmaya devam edilir. Silinti ve kazıntı varsa kesinlikle kabul edilmez arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz. Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekle kullanılan cihazların yerini tespit ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduran ve işletenlere verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Hafif para ve 6 ay hafif hapis cezası. B. Hafif para ve 1 yıl hafif hapis cezası. C. Ağır para, 2 ay hafif hapis cezası. D. Hafif para, 4 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir demiş. Tabii ki arkadaşlar, hafif para cezası 4 aydan 6 aya kadar yine hafif hapis cezası veriliyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı ve ölümcül bir yaralanmayı önleyen ikinci derecede güvenlik faktörü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, ölümcül
ve yaralanmayı önleyen emniyet kemeri, farlar, cam sileceği, sinyaller. Tabii ki arkadaşlar burada emniyet kemerinden bahsetmiş. Adana seçeneği doğru cevap. İkinci derecede güvenlik sistemidir arkadaşlar. Emniyet kemeri. Bakın farlar, cam sileceği ve sinyaller birinci derecede güvenlik sistemidir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak daha önce atmış olduğum hem uygulama hem de yazılı sınav sorularını çözüp sınavlarda başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. %100 serici 1, 2, 3, 4, 5 yazılı kazanma ve uygulama sorularını da kaçırmadan arkadaşlar sınavlarınızda %100 başarı garanti. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.